Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız Kocaeli Santek 2017 Fuarı. Ve fuar katılımcılarımızdan da Sanel Endüstriyel Tesisler firmasında konuk olduk. Yanımızda firma sahiplerimizden Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Sağ olun efendim, sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar sizlere. Teşekkür ederim, sağ olun. Mehmet Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Evet, 1979 yılında Tüpraş İzmit Rafinerisi'ne geldim. Orada bir yabancı firma vardı, Becir Amerikan firması. Oraya sağ süpervizör olarak geldim. 1979-82 yılları arasında Tüpraş'ta Second Expansion Project dediğimiz bir genişleme projesiydi bu. Orada saha süpervizör olarak çalıştım. Bu çalışma süresi içerisinde bir startup için bir grup geldi. Uzmanlar firması diye. Orada çok sevdiğim, beğendiğim bir abiyle tanıştık. Sait Bey, ismi de Sait'miş. Böylece kendisiyle bir yakın temasımız oldu. Bu Tüpraş'ta çalışırken gıda sektöründe de hizmet vermeye başladık. Özellikle salça fabrikalarına bakım hizmetleri vermeye başladık Sait Bey'le beraber. Daha sonra da Sait Bey dedi, sen ne düşünüyorsun bu Tüpraş'tan sonra? Kalmayı mı düşünüyorsun rafinerede, yoksa serbest çalışmak mı istersin? Vallahi abi dedim, gönlümde hep serbest çalışmak var ama imkanım yok demiştim. Evet. Sağ olsun. Bir gün cuma günü beni bir yere götürdü. Bir ofis, içeride masalar var. İşte Hakan Mehmet'im de bu dedi, masa senin olsun. İstiyorsan gel beraber devam edelim bu işe. Böyle güzel bir teklifle karşılaştık. 1982'den beri bu şirketin başındayız şu anda. 35 senemizi doldurduk. Peki neler yapıyorsunuz? Biraz hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi biz tabii ilk kuruluşumuzda özellikle enstrümantasyon, yani endüstriyel tesislerde ölçü ve kontrol sistemleri üzerine çalıştık. Ancak bunun yeterli olmadığını gördük. Çünkü her zaman için bu tip bir iş çıkmıyor idi. Dolayısıyla aradan belli zaman geçtikten sonra içerisinde elektriği de koyduk. Dolayısıyla elektrik, enstrüman ve otomatik kontrol sistemleri üzerine hizmet verdik. Bu arada tabii çevremiz de biraz gelişti. Özellikle rafinerilerde çok yoğun bir tempoda çalışma yaptık. Pek çok yabancı projelerde hizmet verdik ama çalışmamız genelde Türkiye içerisinde oldu. Pek yurt dışı çalışmamız olmadı, çok az bir çalışmamız oldu. Yine bu tabii işler birbirini tamamlaya en sonunda elektrik enstrüman yanında borulamaya da başladık. Böylece çelik konstrüksiyon ve borulamayı da içerisine aldık. Ve o zaman tabii biz ilk kuruluşumuzda firmanın ismi Sanel Elektronik Pneumatik diye gidiyor idi. Tabii içerisine elektriği, mekaniği, boruyu da alınca ismini değiştirdik. Sanel Enstrüman Tesisler adını koyduk. O günden beri devam ediyoruz şu anda. Halihazırda yine pek çok enstrüman tesislerine hizmet vermekteyiz. Sanal olarak bu yapmış olduğumuz hizmetlere ilave yeni bir iş konusu yapmaya gayret gösterdik. Bundan 3 sene önce, 2013 yılında yeni bir şirket oluşumu sağladık. Bu şirketimizin de ana iş konusu güneş enerjisi oldu. Şu anda güneş enerjisinin panellerinin sahada uygulaması, bunların projelendirilmesi ve sistem kurulum üzerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii yalnız Türkiye'de şu anda çok da aktif bir durum değil ama ümit var içerisindeyiz. İnşallah uzun süre içerisinde bunda da bir aktivite sağlayacağımı düşünüyoruz. Yakın dönem içerisinde bir firmanın Türkiye'deki bayiliğini aldık şu anda. 4 bölgede bize bağlandı. Bu fuarda da onu şu anda prezente ediyoruz. Özellikle içerisinde
böyle küçük ihtiyacı, enerji ihtiyacı olan kişilere ait olarak 1 kW'lık, 2 kW'lık ve 3 kW'lık enerji sağlayan sistemler getirdik buraya. Özellikle tarlada çalışan bir kişinin akşam orada kalması gerektiğinde ışını sağlayacak, elektriğini sağlayacak, gerektiğinde telefonunu şarj edebileceği bir sistem getirdik. Bunu da şu anda burada prezente ediyoruz. İnşallah bunda da bir aktivite sağladığını düşünüyoruz. Toplam 50 kişilik bir kadromuz var. Ve 10'a yakın da mühendisimiz var şu anda. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Vallahi her zaman için biz çalışmalarımızda müşteri memnuniyeti en baştan alıyoruz. Dolayısıyla paranın olmasın ama her zaman için saygınlığın olsun prensibini takip ediyoruz. Hamdolsun Allah'a bugüne kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yaptığımız her şey bizim geçmişimizin bir örneği olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalardaki bu taviz vermememiz bizim yeni müşteri olmamıza sebep oluyor şu anda. İlerleyen günler için peki başka projeler olacak mı? İşte bu fuar katılımımızın gayesi de oydu. Yani şu anda genelde tabii belli bir miktar müşteri portföyümüz var ama genelde özel sektöre hizmet vermekte olan firmadayız. Amacımız inşallah bundan sonra biraz da devlet kuruluşlarına da hizmet vermek. İşte burada eğer kendimizi tanıtabilirsek, prezent edebilirsek bu konu çabalıyoruz şu anda. Hayırlı olsun tekrar fuar. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani esasen bu tip fuarların bence çok fayda olduğu düşünce içerisindeyim. Tabii belli bir maliyeti getiriyor kişilere ama bunun da tabii belli bir zaman içerisinde geri dönüşü olacağına inanıyorum ben. Tabii bu süreç biraz uzun olabilir, kısa olabilir ama yani arkadaşlarımızın bu tip fuarla katılmasını ben öneriyorum. Teşekkür ediyoruz sizlere. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için durağımız Kocaeli dedik. Santek 2017 fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Fuar katılımcılarımızdan da Senel Endüstriyel Tesisleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.